Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün Son Tahlide'nin yeni bölümünde dolar inanılmaz derecede yükseldi. Döviz kurları yükseldi ve doçent doktor ekonomist Oğuz Demir'le birlikteyiz bugün Özgürüz Radyo'da. Bizi kırmadı, yayınımıza katıldı bu kadar yoğunluk arasında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten bu şey gibi deprem profesörlerine dönüşüyoruz. Değil mi? Ama yani Allah korusun tabii depremden her zaman da bu yani çok sık ekonomide artık şey olmaya başladı, sıkıntı olmaya başladı. Yani frekans aralığı çok düştü. Böyle olunca da gerçekten zorlanıyoruz. Yani keşke odamızda otursak, işte okusak, yazsak, dünyayı falan anlamaya çalışsak biz bilim insanları. İşimiz bu. Ama maalesef yani ülkenin geldiği nokta itibariyle sürekli konuşmak zorunda kalıyorsun. Evet, yani o fırsat da size verilmiyor aslında, o dinlenme ya da başka şeylerle uğraşmış. Şimdi hocam baktığımız zaman yani öyle bir tepe taklaklık durum var ki yani şu an zaten son bir haftada Türkiye gündemine baktığımızda politik olarak, siyasi olarak inanılmaz kargaşa bir kaos vardı. Şimdi dün de doların, dün gece saatleri döviz kurlarının bu kadar yükselmesi bugün bir anda birinci gündem maddesini ekonomi yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 yılda tam 3 kez Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. İşte en son Naci Ağbal'ın da görevden alınmasının ardından dün TL dolar karşısında rekor denebilecek bir seviyede artış gösterdi. Ve bugün de 2 defa borsa durduruldu. Şimdi bir önceye gidecek olursak Yeni Şafak'ın 3 gün önceki bir manşeti vardı. Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi %17'den %19'a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği de merak ediliyor, dedi Yeni Şafak gazetesi. Bu haberden sonra da Naci Ağbal görevden alındı. Yerine Yeni Şafak'ın ekonomi yazarlarından biri olan Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. Yeni Şafak faizin arttırılmasını bir operasyon olarak nitelendirdi ama galiba o gün Naci Ağbal'a da bir operasyon yapıldı gibime geliyor. Şimdi ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Kasım'da da bir görev değişikliği oldu. Kasım'daki görev değişikliğiyle bugünkü görev değişikliği arasında nasıl bir fark var? Neden bir anda böyle bir değişiklik yapıldı ki Naci Ağbal'ın görevden alınması yani kimsenin tahmin edemediği bir şeydi. Ben de sabahtan beri yorumlara ve herkes Yani birincisi Yeni Şafak'a öncelikle tebrik etmeliyiz bence. Şeyden değil yani Merkez Bankası üzerindeki ya da hükümet üzerindeki etkisinden ötürü değil. 83 milyonu dinleyerek politika yapılması gerektiğini hepimize bir kere daha söylediği için. Yani ülke 83 milyon. Dolayısıyla o 83 milyonun ihtiyaçları var, ortak ihtiyaçları var, ortak beklentileri var. Ekonomide var, siyasette var, işte demokraside var, hukukta var. Dolayısıyla ben aynı iştahı diğer alanlarda da Yeni Şafak'ın umuyorum göstermesi iyi olur. Çünkü belli ki etki alanı yüksek bir gazetemiz kendisi. Dolayısıyla 83 milyon dinleyerek hareket ederlerse, onlar da bunları yazarlarsa seviniriz. Birincisi bu. İkincisi tabii yani şu an sanki 4 ay öncesine göre bakıldığında hepimizi de zaten şaşırtan nokta şu oldu. Bir politika değişikliği mi sorusu gündeme geldi. Yani 4 ay önce şu olmuştu. İşte dolar 8,50'lere gelmişti. Türkiye bir ödemeler dengesi krizi dediğimiz bizim yani döviz bulamayacak bir duruma kadar kilitlenecek, o sistemin kilitleneceği bir noktaya kadar gelmişti. Rezervler tüketilmişti. Ve bunu Sayın Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı'na yaptığı bir sunumla anlattığını öğrenmiştik. En azından bu anlatılanı söylüyorum. Yani bunlar doğrulanmadı hiçbir yerden ama herkesin bildiği doğrular vardır ya, herkesin bildiği ama söylemediği şeyler. Böyle bir şeyin sonucunda Cumhurbaşkanı'nın bu durumu çok garipsediği, rezervlerin tükendiğinden haberinin olmadığı ve dolayısıyla bu konuyu o zamanki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a sorduğu, işte oradan gelen cevapla tatmin olmadığı ve bunun üzerine ekonomi yönetiminde değişiklikler yapma tasarrufuna gittiğini konuştuk, öyle değil mi? Ve bunun üzerine öncelikle 475 bas puan, ardından 200 bas puan Kasım ve Aralık aylarında Merkez Bankası faiz arttırdı. Bu faiz artışı evet yani ekonominin reel kesiminde yani krediyle
gündelik hayatını döndüren esnafta, işletmelerde büyük bir tahribata yol açacaktı. Bunu biliyorduk. Ama öte taraftan Türkiye'nin en önemli sorunu haline gelen o fiyat istikrarı, yani yüksek enflasyon ortamından da gün be gün geriye adım atabilmemiz için gerekli ilk adım. Bakın, tek adım değildi, ilk adımdı. Bunu reformlarla beraber biz ekonomide ve hukukta yapacağız ve Türkiye enflasyonu kontrol altına alıp ondan sonra da faizi düşüreceğiz. Ve şu konuşuluyordu, yani bütün dünyada Türkiye ile ilgilenen finans kesimlerinde yılın ikinci yarısı, özellikle de Eylül ayı gibi Türkiye'nin yeniden faiz indirim sürecine girebileceği konuşuluyordu. Yani neydi şurada sabretmemiz gereken şey? Yaklaşık 6 ay, 6-7 aylık bir süreç, maalesef bir acı ilaç. Daha önce yapılan hataların bedelini hep beraber ödeyeceğimiz konuşuluyordu. Ben bundan 10 gün önce Gazete Pencere'de, birkaç gün önce de, yani bu karardan da birkaç gün önce Tele1'de bir yayında, yani bunun beni endişelendirdiğini, Merkez Bankası Başkanı üzerindeki o reel kesim baskısının başta MÜSİAD ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği olmak üzere arttığını söylemiştim. Perşembe günü alınan kararın da Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve izni dahilinde olmadığını düşünmüyorum. Yani açıklanmadığı için bilmiyoruz, sadece speküle edebiliyoruz. Yani sadece fikir ileri sürebiliyoruz. Aslında olması gereken şudur. Olması gereken Merkez Bankası Başkanı hiç almamaktır da, hani alıyorsanız da etraflıca şunu söylemektir. Yani neden alındı? 4 ay önce atanan Merkez Bankası Başkanı bir faiz artırım kararından 2 gün sonra neden alındı? Bu faiz artırımı bilginiz dahilinde olmadığı için mi, ki neden bilginiz dahilinde olması gerekiyor? Bu da başka bir soru. Yani bir sürü sorular böyle türetebiliriz. Görevden alındı. Şimdi bizi endişelendiren şey şu: o 200 bas puanın üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, bundan 4 ay önceki politika bakış açısına bizim geri döndüğümüz anlamına mı geliyor? Yani o rezervleri tükettiğimiz, işte doların ona rağmen arttığı, faize dokunmadığımız, bütün dünyadan uzaklaşan bir para politikası çizgisine, ekonomi politikası çizgisine Türkiye geri mi dönüyor? Onun en önemli eksiği de, Onur Bey, güvendi. Yani o dönemde biz güveni yitirmiştik. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal her ne kadar attığı adımların topluma maliyeti olsa da o güveni ufak 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 sağlamaya çalışıyordu. Bizde de şu soru çıkıyordu ortaya. Yani acaba gerçekten, hani, samimi mi Merkez Bankası? Ama bu son kararla hani biraz daha umudumuz artmıştı. Belki yeniden o sağlıklı para politikası patikasına döndüğümüz konusunda, ama 2 gün sonra o karar alınınca dedik ki burada başka bir şey var. Ve o işin kötü tarafı şu. Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyi kötü yaparsınız. Ondan sonra özür dilersiniz. Dersiniz ki yapmayacağım bir daha ben bu hatayı. Tamam. Ondan sonra insanlar size bir kere daha böyle bir kuşkuyla bakaraktan ufak ufak güvenmeye başlarlar. Sonra o hatayı bir daha yaparsanız, siz o en baştaki şüpheden çok daha yoğun bir şüpheye maruz kalırsınız. Yani bundan sonra mesela, ya biz yanlış yaptık, bakın toparlıyoruz deseler dahi, Evet. artık çok daha yavaş o güveni onarabilecek durumdayız. Her zaman güven onarılır. Yani bu bir politika işidir. Ama çok daha yavaş ve acı ilacı çok daha uzun süre içmek zorunda kalacağımız şekilde onaracağımız bir noktaya gelmiş olduk. Peki biz 4 ay öncesine geri gidersek şu anda, yani kısaca nasıl bir senaryoyla karşılaşacağız? Yani daha kötüye gideceği aşikar sanki. Yani keşke yanıt verebilsek, çünkü ne kadar kötüye gidebileceği konusunda bir sınır yok. İyiye gitmesinin çok zor olduğunu biliyoruz. Yani şu saatte az önce söylediğim o güven kaybından sonra bir daha yeniden durumları toparlayabilmek çok kolay değil. Ama yani ben şunu da söyleyebilirim. Bakın, mesela 200 bas puan faiz artırımı nedeniyle Merkez Bankası Başkanı alındı diye konuşuluyor ya. Ya Evet. peki bundan bir hafta sonra, 15 gün sonra olağanüstü para politikası kurulu toplantısı yapıp yeni başkan da 200 bas puan faiz arttırırsa ne diyecekler? Arttırmak zorunda kalacakmış gibi gözüküyor çünkü. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Yani o zaman neden görevden alındın Naci Ağbal sorusunu sormayacağız mı? Doları öyle ya Tamam. da böyle dış etkileri bir kenara bıraktığımızda belirli bir istikrara oturtmuş, işte enflasyonla kendince belirli bir süre içerisinde mücadele etmiş bir başkanı niye görevden aldınız diye sorarlar. Ya gerçi sorsak da bir şey değişmiyor, işte soruyoruz 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 yani işte. Değil. Ama işte tam o noktada da sistem giriyor devreye şimdi. Baktığımız zaman ya biz Nisan referandumundan beri bir başkanlık sistemi tek bir kişinin yönettiği kararnameler çıkardı.
dilediğini yaptı. Neyse, birbirimize propaganda yapmak amaçlı söylemiyorum Evet, ama böyle bir yok. şey de var yani. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişle birlikte aslında gitgide daha da ekonomi çıkmaz hale geldi. Döviz kurları uçtu gitti. Yani belki de bu sürecin, yani belki de bu içinden çıkılmaz durumun bir çıkılacak yol haritası da siz nasıl düşünüyorsunuz parlamenter sisteme geçiş diye ben görüyorum. Tabii. Yani bu işler katılımcı bir çizgide yapılmadığı sürece, bu şekilde yürüdüğü sürece ben çok da fazla artık hani toparlanmanın mümkün olduğu kanaatinde değilim. Yani çok zaman alır, çok uğraştırır ve bir siyasi iktidar buna ne kadar süre dayanabilir çok emin değilim. Ama şunu da söylemek isterim. Yani hiçbir adımın yani şöyle bir şey söylendi işte ya bu kadar farkında olmadan böyle bir adım atılır mı? Yani cuma akşamı bu kararname imzalandıktan sonra yayınlandıktan sonra pazartesi günü piyasaların bu depremi yaşayacağını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar tabii. Yani bilmez olurlar mı? Sokaktan geçen birini çevirseniz deseniz ki bu akşam Merkez Bankası Başkanı alınacak pazartesi günü ne olur deseniz anam ben gideyim döviz alayım der. Yani bunu herkes tahmin edebiliyorken tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındaki ekibi bunu biliyorlardı. Benim zaten endişe ettiğim yer burası. Yani bunu bile bile bu adımı neden attık? Yani neydi? Amacımız neydi? Yani şunu söyleyebilirim. Yani hani bunun bir açıklamasının yapılması dahi şu anda hepimiz için ateşin en azından bir miktar yavaşlamasını sağlar. O yüzden gözümüz Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde yapacağı konuşmaya dönmüş durumda. Yani o ne söyleyecek? Sizin az önce söylediğinizle bağlantılı olarak çünkü bundan sonra para politikası kurulu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, şu bağımsız kurum, bu bağımsız kurum tartışmaları artık bir kenarda. Yani şu an şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yürütme tüm erkleriyle yasamada, yargıdaki nüfuzuyla beraber tek güç haline ve bunu da temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi hani bu sistemin sınırları çizilmediği sürece bundan daha iyisi olan parlamenter sistemdir. Ve en kısa sürede bu saatten sonra inandırıcılık yeniden sağlanmak isteniyorsa yapılması gereken şey tekrar bir seçime gidilmesidir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o seçimi tekrar kazanır, yeniden göreve gelirse zaten şunu söyleriz, deriz ki tamam demek ki doğruyu yaptığını inandırıyor. Demokrasinin de böyle bir tarafı var. Yani biz uzmanlar doğru olduğuna inanmasak da tamam halkı ikna etmiş deriz, yola devam ederiz. Ama olmuyorsa da artık geldiğimiz nokta bir başka güven tazeleme aşamasını aştı. Ne yaptık? Biz Kasım ayında dedik ki yanlıştı. Nasıl güven tazeleyebiliriz? Bütün ekonomi yönetiminin tepesini değiştirelim. Değiştirdik. Şimdi nereyi değiştireceğiz? Yani bir etkisi kalmadı ki. Çünkü onu bir kere yaptığımızda satın aldı piyasa bunu. Bakın 2 aydır, 3 aydır Türkiye'ye para geliyor. Öyle ya da böyle. Türkiye iyi kötü bir miktar en azından istikrarlı dışarıdan bir etki gelmediği sürece. Yani işte Amerika'da tahvil faizleri artmasaydı biz bugün 6.70, 6.80'leri konuşacaktık dolarda. Belki 6.50'leri konuşacaktık ve belki 200 bas puan faiz artırımı falan da olmamış olacaktı. Ama bütün bunlar yani dışarıdaki ekonomik gelişmelerle oldu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle artık dünyadan bağımsız bir ülke yok. Ve hatırlayın biz şunu konuşuyorduk. Acaba Mart ayını Türkiye-Amerika ilişkileri nedeniyle, Avrupa Birliği ilişkileri nedeniyle nasıl atlatacak diyorduk. Şimdi biz bırakın oradan yani orayla yaşayacağımız gerilim ya da çözümleri bir kenara koyalım. Daha onu yaşamadık bir de o var. Yani biz Daha ondan o. korkuyorduk. Evet. Yani biz ondan korkuyorduk. Yani hepimiz diyorduk ki Mart ayı dert ayı. Niye? İşte Amerika bize işte bir şey söyler mi? Avrupa bize bir şey yapar mı falan. Böyle bir endişe vardı. Mart ayını biz kendi kendimize dert ayı haline getirdiğimize göre Nisan ayı hani nasıl bir ay olacak ya da Mayıs ayı nasıl bir ay olacak bilmiyorum. Yani bir de bunlar var daha hani çok büyük sorunlar var ve hepimiz de yurtseveriz. Hepimiz biz ülkemizi çok seviyoruz. Yani yanlışları düzeltmek, düzeltilmesi için de fikir vermek görevimiz. Artık biraz kulak verseler iyi olur. Yani bu iş demek ki bir kişi, yani bir kişi karar veriyor, hızlı veriyor, güzel. Doğru karar verebileceği bir ortam yaratabilirsek, o zaman belki de hızlı toparlayabiliriz. Ya evet, aslında o akıl olsa zaten, o birleşik akıl Ha, olsa bir sorunumuz budur zaten bizim. yerde çözülecek aslında bazı şeyler, bazı problemler. Tabii bir anda hızlı bir şekilde çözülmese de en azından adımlar atılmış olacak. Ama dediğiniz gibi o da şu anki mevcut sistemle de pek olacak gibi değil gibime geliyor. Gözükmüyor. Evet, şu an dolar mesela
7.96 alışı. Euro 8, 9.49. Evet, dün geceye göre düşmüş. Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi Cuma gazeteler yazıyor. İşte dolar 7.22 ile kapandı. Şimdi bugün sabah bir açıyorsun 8.39. Bir anda işte 8.01'e gelince de işte iktidara yakın birçok medya kuruluşu şunu yaptı. Dolarda gerileme. Yani bir de bu durumlar da söz konusu böyle. Ya bayağı da İşte bir zaten mesele de bu. Yani sorunumuz bu bizim. Gerçeği, doğruyu herkes kabullenerek tartışabilirsek, buna Evet. medyası dahil, siyasetçisi Kesinlikle. dahil, teknisyeni dahil, akademisyeni dahil oturup bunları konuşabilirsek bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Ama en önemli reform da bu olurdu. Bu ortamı yaratabilecek adımlara reform derdik. Ama yani görünen o ki hani maliyetinin bedelinin ne olduğundan bağımsız olarak şu anda atılan adımlar başka bir bakış açısı çerçevesinde atılıyor ve bizi de şu an içinde bulunduğumuz şartları getiriyor. Yani şimdi 8 kimseyi de yani şey yapmaya gerek yok ya, saf yerine koymaya gerek yok. Yani 8.39'dan 8, dün akşam belliydi zaten hani 8.39 rakamının kalıcı bir rakam olmadığı, gün içerisinde bunun 7.80'lerde 7.90'larda dengeleneceği, yani %10 civarı bir kayıp olacağı belliydi. Asıl mesele şu Onur Bey, yarın Salı biraz daha sakinler. Ama Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ne söyleyecek? Yani bu saat itibariyle herkesin baktığı yer AK Parti Kongresi'nde Sayın Cumhurbaşkanı ne anlatacak? O manifesto dediği şeyin içerisinde ne vaat edecek? Yani çünkü artık kararlar tek bir yerden çıkıyor ve o kararlara ilişkin yapabildiğimiz tek şey konuşma metinlerinden ne mesaj verildiğini anlamaya çalışmak. Ya bu kadar zor bir şey değil ki, biz hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Yani benim de yani %10 satın alma gücüm gitti Evet. Cuma'ya göre. Ya yani benim de ben de fakirleştim. Ben de önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tıpkı sizin gibi daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağım. Yani bunun A'sı, B'si, C'si yok ki. Hepimiz işte bir yerde yaşıyoruz bu ülkede. İyi yaşamaya çalışıyoruz. Yanlışlar olabilir. Yani bunu anlatamıyoruz. Eksik olabilir. Bir şeyi iyi yapamayabilirsiniz. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. Demokrasi bunun için vardır. Sizin yanlış yaptığınız bir şeyi birilerinin size söylemesi ve sizin o yanlışı düzeltmeniz için vardır. Sürekli kuyruğu dik tutacağım, sürekli ben her şeyi süper yapıyorum, her şey mükemmel falan. Olmaz yani, bu hiçbirimiz değiliz böyle yani. Hangimiz öyleyiz? O zaman ne yapmak lazım? Ortak akıl oluşturmak lazım. Ama bunları da konuşuyoruz da, yıllardır konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz onu da anlamıyorum yani. Evet, hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir'le birlikteydik bugün. Merkez Bankası değişikliği, doların artması bunları konuştuk. Önemli olarak parmak basılan yer aslında bir yerde de Çarşamba günkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki konuşması olarak da öne çıktı diyebiliriz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.